Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Türkçenin en lokum, en kolay konularından birini öğreneceğiz. Edat, bağlaç, ünlem. Hani mutlaka duymuşsunuzdur. İsimler, sıfatlar, zamirler, zarflar vardı. Bugün öğreneceğimiz ise edat, bağlaç, ünlem. Bilhassa üniversite sınavlarında çok fazla doğru cevap olabilen bir konu. Niye? Öğrenci isim öğreniyor, tamlamaları öğreniyor, sıfatı öğreniyor, zarf öğreniyor. Edat, bağlacı aman diyor. Sınavda da onunla alakalı sorular sorulabiliyor ve edat bağlaçlarda böyle böcek gibi küçük ufacık şeyler. Hani esasında böyle mesela örnek vereyim, şurada bir cümle yazayım size daha iyi anlaşılması için. Öğrenciler diyelim mesela, öğrenciler, öğrenciler ee, sınıfa girdi diyelim, tamam mı? Şimdi bu cümlede öğrencilerin isim olduğunu, sınıfın isim olduğunu, girdinin fiil olduğunu hepimiz biliyoruz ya. Hocam yani Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz, Türk vatandaşıyız. Öğrenciler isim, sınıf isim, girdi fiil. Girmek, hani girdi girmedi bunu biliyoruz. Şimdi bunun isim, bunun fiil olduğunu biliyoruz. Bir de sıfatlar vardı hatırlarsanız. Diyelim ki çalışkan öğrenciler, çalışkan öğrenciler boş sınıfa girdi diyelim. Bak bunlar sıfat oluyor. Bunlar olmayınca sıfatsız olmuş oluyor cümle. Öğrenciler Sınıfa girdi, çalışkan öğrenciler boş sınıfa girdi. Bir de zarflar vardı, zarfı da yazalım mesela. Çalışkan öğrenciler boş sınıfa e, şimdi girdi diyelim mesela. Şimdi veyahut da hızlıca girdi veya yavaşça girdi veyahut da dikkatlice girdi veyahut da az önce girdi. Bunlar da zarf oluyor. Şimdi dikkat ederseniz bunların her biri, her biri bir sözcük. Çalışkan bir sözcük, öğrenciler bir sözcük. Her birinin bir anlamı var ama şöyle düşünün. İle sözcüğünün tek başına bir anlamı yok. V sözcüğünün tek başına bir anlamı yok. Gibi sözcüğünün tek başına bir anlamı yok. Ama sözcüğünün tek başına bir anlamı yok. Ya da sözcüğünün tek başına anlamı yok. Yani eğer bunlar kelime ise bunlar kelime mi ne, ne, bu ya böcek mi dediniz şeylere biz birazdan edat diyeceğiz Ve bunları öğreneceğiz. Hemen arkanızı yaslanın. Çok kısa bir süre içerisinde videomuzu bitireceğiz. Ardından da 9. sınıf aralık programı bomba gibi ilerleyecek arkadaşlar. Diğer videolarımızı da sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii siz konunun ardından da mutlaka Dinamo ve 0'dan 9'dan ödevlerinizi yapmayı unutmayın. atlar anlam ilgisi kuruyor o yüzden ilgeç deniyor. Bağlaçlar da sözcükleri cümleleri bağlıyor o yüzden bağlaç deniyor. Gibi, için, e göre, e kadar, sanki, üzere, sadece e doğru, e karşı, edek değil. E rağmen mesela onu da yazayım. E rağmen. Bu ne ya? Bunlar diyorsun? Bunlar ne? Bunu anlamıyorum. ''Bağlaçlara bakalım D, V ve veya ya da ki ama fakat hatta çünkü oysa ise ne diyorsunuz hocam? İşte böyle böcek gibi bak. Şuradaki cümleyi hatırlayın. Şuradaki cümlede ne kadar güzeldi. Çalışkan öğrenciler boş sınıfa şimdi girdi. Bak bunların her biri bir insan mantıklı. İle ne gibi Hı? anlaşılmıyor böcek bunlar. Şimdi burada ile ile alakalı bir şey söylememiz lazım. İle eğer ne ile kiminle anlamı katıyorsa edat oluyor. İle olduğu yere V koyuyorsak bağlaç oluyor. Aynı şekilde hemen bunu göstereyim şöyle size. İlerinin nasıl olduğunu gösterdik ama onu önemli olduğu için burada göstereyim bir saniye. Nerede? Bağlaçlarda göstermiştik. Ha, ile ha bak burada. Öğrenciler ile öğretmenler müze gitti bak. Buraya V koyabiliyor musun? Bu bağlaç oluyor. Öğrenciler ve öğretmenler müzeye gittim. Yeni makineler ve işler daha hızlı ilerliyor değil. Yeni makineler ile yeni makineler sayesinde demek istiyor. Dolayısıyla burada ne ile anlamı katıyor? Burada V koyabiliyoruz, burada V koyamıyoruz. İşte o farkla da ne yapacağız? Ee, bağlaç ya da edat olduğunu anlayacağız. O zaman ilerinin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaç, koyamıyorsak edat. Aynı şekilde ancak ve yalnız sözcüklerin olduğu yere sadece koyabiliyorsak edat ama koyuyorsak da bağlaç olacak. Hemen göstereyim. Bu bilgisayarı sana Sadece bir şartla verebilirim. Bak burada sadece koyuyorsun. Bu edat oluyor. Proje için kaynak bulamadı. Sadece bulması yakın değil. Ama bulması yakın demek istiyor. Burada bağlaç oluyor. Veyahut da toplantıya sadece yeni bayiler katılacakmış. Burada edat oluyor. Evi boyardım. Ama şu günlerde müsait değilim. İşte yalnızın olduğu yere ama koyarsak bağlaç. Sadece koyarsak edat. Ancağın olduğu yere ama koyarsak bağlaç. Sadece koyarsak edat. İlerinin olduğu yere ve koyarsak bağlaç ve koyamazsak edat olmuş oluyor. Burada onu anlatmak istiyoruz. Ünlemlerde ey, hey, eyva falan filan bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi edatın tek başına anlamı yok gibi. Bunun kelimenin anlamı olmaz. Sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilgi kuruyor, ilişki kuruyor ve edat oluyor, ilgeç oluyor. Şimdi için, ile, gibi, kadar, sadece göre, e göre, sanki üzere, e doğru, e karşı, edek, e değil, den başka, den beri bunlar hep edat. Genç kızlar çeşmede parlak sesleri ile Bak ne ile diyebiliyorsun. O zaman bu edat. Su gibi türküler söylüyorlardı. Çiçeklerin tohumlarını almak için kendine göre bir yöntem geliştirmişti. Kurak mevsimde denizlerin tuzluluk oranı ilk katına kadar yükselebilir. Konuşma yeteneklerini geliştirmek için öğrenciler kitap okutuyoruz. Dünya tarihinin ancak yani sadece belirli dönemlerinde yaşamış canlılar vardır. Burada altını çizdiğim sözcükler tek başına anlamsız ama bir şekilde edat olup anlamlı oldu. Edatlar cümleden çıkarılınca cümlenin anlamında bir eksiklik, daralmaya da bozulma olur. Bu atkıyı babası almış olmuyor yani. İçini mutlaka kullanmamız gerekiyor. Antalya'ya uçak gidecekmiş değil, uçak ile gidecekmiş dememiz gerekiyor. Ama bağlaçlarda aynı sıkıntı yok mesela. Edatlar eklendikleri kelime veya kelimelerle söz öbeği kelime grubu oluşturabilir. Oyuncu seçimleri yaz sonuna dek sürecek. Ne zamana dek mesela? Dünden beri lapa lapa kar yağıyor kentimizde. Bakın burada zarf oluşturmuşlar. Edatların yer aldığı kelime grupları sıfat, zarf ve benzeri görevlerde kullanılabilir. Nokta kadar leke bile beyaz elbisede hemen belli olur. Ne? Nasıl leke? Nokta kadar leke bak. E kadar. Ülkenin bu cennet köşesinde zaman akıyor. Nasıl? Su gibi akıyor bak. Burada da nasıl sorusuna cevap veren bir zarf olmuş. Burada sıfat, burada zarf olmuş. E kadar, e karşı, e göre, den beri gibi edatlar hal ekleriyle yani yönelme ve ayrılma hal ekleriyle kullanılıyor. Sabah tan beri bir şey yememiş. Sabah ha karşı kendine geldi diyoruz. Buradakiler edat oluyor. Edatların kattığı anlamları da sorabilirler. Sarı saçları güneşte altın gibi benzerlik, altına benzer bir şekilde parlıyor. Ekmek almak amacıyla dükkana gitti. Kış geldiğinden dolayı, den dolayı aracın askerini değiştirdim. Tableti yarın geri getirmek şartıyla alabilirsin. Şiir dergisi satışları geçen yıla göre karşılaştırdığımızda azalmış. Kemal Reisler'le kurs hocamızla beraber gittik bak beraberlik. Tatvan'a kadar tren aracıyla gidecekmiş. Tren ile ne ile gidecekmiş bak. Burada ne ile sorusuna cevap veriyorum. Yağlı boya tabloyu yarına kadar zaman anlamı katmış. Uçurtma şeklinde bin kadar çocuk vardı yani yaklaşık. Bin mi dokuz yüz mü böyle bir şey yani dokuz yüz elli, yakın demek istiyor. İşte burada katlı anlamları siz zaten seçeneklerden de görebilirsiniz. Eğer size yazılı sorusu olarak sorarsa o zaman mutlaka bunları bir kez daha sınavdan önce tekrar etmenizi tavsiye ederim. Ancak ile yalnız sözcükleri hem zarf hem de edat olarak kullanabilir. Ancak yalnız sadece ise e, ee, sadece anlamındaysa o zaman bunlara edat diyoruz. Ama fiil veya fiilimsi etkiliyorsa zarf oluyor. Bakın bu ağırlığı sadece sen kaldırabilirsin dediği için burada edat oluyor. Bakın buraya yazıyorum edat. Köşte yıllardır yalnız yaşıyormuş. Nasıl yaşıyor? Yalnız yaşıyor. O zaman burada ne oluyor? Zarf oluyor arkadaşlar. Ofiste yalnız çalıştığını söylüyor. Nasıl çalıştığını? Yalnız çalıştığını. Bakın burada yine zarf oluyor. Bu zor soruyu ancak sen çözersin. Yani sadece sen çözersin demek istiyor. Dolayısıyla burada edat oluyor arkadaşlar. Bugünkü ödevlerimi ancak bitirebildim. Yani hani daha henüz bitirebildim demek istiyor. Burada fiil anlamını tamamladığı için zarf olmuş oluyor. Zaten bir sözcüğün yerine göre anlamının değiştiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle diyelim ki yalnız insan derseniz bu ismin önüne geldiği için sıfat oluyor. Yalnız yaşıyor derseniz bu fiilin önüne geldiği için zarf oluyor. Seni tanıyorum yalnız sana güvenmiyorum dersen o zaman bağlaç oluyor. Ama anlamı kat için. Bu soruyu yalnız Berkay çözebilmiş dersen o zaman da edat olmuş oluyor. Şimdi gelelim. Cümleye kadar gibi edatları eşitlik derecelendirmesi yapabilir. Mesela derecelendirme sırasında sözcükler grup oluşturabilir. Farklı türdeki sözcüklerin oluşturduğu sözcük grubu yeni bir görev kazanabilir. Mesela Ali senin kadar çalışkan bir öğrenci. Ali senin gibi çalışkan bir öğrenci dediğimizde eşitlik anlamı katlarını görmemiz lazım. Geldik bağlaçlara ve bağlaçları da iki dakika işte anlatıp dersimizi bitiriyoruz. Kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan, bağlayan ya bağlayana bağlaçlanıyor işte. Kelime ve söz öbeklerine bağlaçlanıyor. Bakın şimdi. Ülkemiz doğayı ve tarihi bak. Doğa ve tarihi bağlamış. Dolma Bahçede 25 kapı var. Fakat bunlardan saltanat kapısı söylüyor bak. Bu cümleyi bu cümleyi bağlamış. Burası dağ sporlar için uygunsa da zengin bitki örtüsüyle tanınır. Forsa ile kaşığı. Ömer Seyfet'in en bilinen öykülerindendir tatil için ya yayalaya gidiyorlar bir tane daha buluyor ya da kaplıcaları tercih ediyorlar. Ceviz hem çerez olarak tüketilebilir hem yemeklerde kullanılabilir. Çerez, yemek. Bunun ikisini bağlıyor gör. Bunlara biz bağlaç arkadaşlar. Burada edatları da kaçırmayın bakın. Burada mesela ile edatı vardı. Sonra için edatı vardı. Burada da ile edatı vardı. Sonra en zarf onu karıştırmayalım. Evet. Gördüğünüz gibi V koyabilince ne oluyordu? Bağlaç oluyordu. İşte bunları da bağlaştıracağız ile ancak yanlış sözcükleri hem edat hem bağlaç görevinde kullanabilir dedik. İlenin olduğu yerde V varsa ile bağlaştır. Yerine V yazılamıyorsa o zaman ne oluyor? Edat oluyor. Öğrenciler ve öğretmenler müzeyikli diye biliyorsun. O zaman burada bağlaç. Yeni makineler ile işler daha az ilerliyor. Yeni makineler ve işler o zaman burada e dat diyoruz bu kadar basit. Bakın bunu ÖSYM defalarca sormuş arkadaşlar bunu da söylüyorum. Bu bilgisayarı sana sadece bir şartla verebilirim. O zaman sadece olduğu için burada e dat. Proje için kaynak bulamadı. Ancak ama fakat lakin ee, bulması yakın. O zaman burada bağlaç oluyor. Toplantıya sadece yeni bayiler katılacakmış. Yalnız yeni bayiler katılacakmış. Tek yeni bayiler katılacakmış. O zaman burada edat oluyor. Evi boyardım. Ama yalnız. Fakat şu günlerde müsait diyelim. O zaman burada da bağlaç olmuş oluyor. Doğru, yalnız, karşı ve benzeri sözcükler cümlede değişik görevlerde kullanabiliyor. Bakın şimdi. Matematik öğretmeni tahtaya bir doğru çizdi. Burada isim olmuş. Doğru söz yemin istemez derler atalarımız. Bak nasıl söz doğru söz. Burada sıfat olmuş. Şöyle altını çizeyim ki karışmasın. Yazar sahneleme tekniğini doğru uygulamış. Nasıl uygulamış? Doğru uygulamış. Burada zarf olmuş. Issız ovada bize doğru bir araç geliyordu. E doğru. O zaman burada Edat olmuş arkadaşlar. Şöyle ıssızlı yazalım. Sırlarımı yalnız, hatta zarf yaptık ha. Sırlarımı yalnız en yakın arkadaşlarımı açarım. Sadece diyor. O zaman burada e, ne oluyor? Sadece anlamına geldiği için edat oluyor. Maça gelirim. Yalnız hiç tezahürat yapmam maçta yani. Dolayısıyla burada fakat anlamı kattığı için bağlaç oluyor. Yalnız insanlar hep bir arayış içerisinde olur burada sıfat oluyor. Modern toplumlarda kim insanlar yalnız yaşar. Nasıl yaşar? Yalnız yaşar. Burada zarf oluyor. Yalnızların yalnızıyım diyordu sanatçı Zeki Müren'den bahsediyor. O zaman burada da isim oluyor. Yalnızların yalnızı. Belirtili isim tanımlaması yapmış oluyor. Ünlemi de anlatalım ve bitirelim. Türlü bu arada sizler arkadaşlar bu konuyla alakalı mutlaka 0-19'a kitabımızdan hemen şöyle bulalım. Dördüncü ünitemizin sonunda Masal Fable'dan sonra Nerede Edat Bağlaç? burada bakın. Burada çok güzel bir şekilde anlattık. Edat ve Bağlaç'ı tekrar etmeniz için sorular da koyduk. Yine Dinamo Soru Bankası'nda bununla alakalı süper sorularımız var. Ünite dördün sonunda. Hatta yazılı sorularımız var. Bunları çözmenizi tavsiye ediyoruz. Ve ünlemi de anlatalım. Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelimeler ünlem denir. A. Ah. Aferin. Aman. Aşk olsun. Ay. be bre, bravo. E. Ey, eyvah. Haydi. Hocam kafayı mı yediniz? Hayır hayır kafayı mı Sadece sizin için okuyorum. Dilek, emir ve benzeri anlamlar taşıyan kelimeler ve cümleler ünlem değeri kazanabilir. Her şey gönlünüzce olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah tuttuğunuz altın esin. <laughs> Dilenci gibi oldu. Yansımalar ünlem olarak kullanılabilir. Pat, çat, güm. Bunlar da ünlem oluyor. Konumuz bitti arkadaşlar. Konu biterken diyor ama konu bitti. Görüşürüz. Konu biterken diyor. Hala gülümsemeye çalışıyorum. Ödülü soru yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi <laughs>